Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda daire alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani daire halkasının alanını anlatacağız. Sayfa numarası da 150'deyiz. Hadi bakalım başlayalım şu konu anlatımına. Şimdi arkadaşlar. Büyük çemberin yarı çapı büyük R. Küçük çemberin yarı çapı da küçük R iken. T'de değme noktası iken. A T'de X ise eğer halkanın alanı Px kareymiş. Nereden geliyor bu? Hadi onu ilk önce ispatlayalım. Halka dediğimiz nedir? Merkezleri aynı olan iki daire böyle çizildiğinde arada kalan yere biz halka diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada AB kirişine bakacak olursak büyük çemberde AB kiriş, küçük çemberde de AB T noktasında teğet. Arkadaşlar merkez var, teğet var. Ne yaparız? Çektik. E yapınca burası 90 derece oldu. Aynı zamanda büyük çemberde merkez kiriş çektik oldu. İki eş parçaya böldü. X ise burası da X midir? Tabii ki X'tir. Evet kirişi iki eş parçaya böldüğünden X X oldu burası. Peki bizden halkanın alanı isteniyor. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. Hocam en güzel ek çizim yarı çaptı. Al sana yarı çap. R. Ah bu da R. Pisagor bağıntısından bir şeyler gelecek mi? Gelecek. Öncelikle onu yazalım. R kare neye eşittir? x kare eksi R kareye eşittir. Hatta buradan x kare neye eşit oldu arkadaşlar? Ee, pardon. R kare neye eşittir? x kare artı R kareye eşittir. R kare de buradan x kare de neye eşit oldu? Ee, R kare eksi R kareye eşit oldu. Peki halkanın alanı neydi arkadaşlar? Halkanın alanına gidelim şimdi. Halkanın alanında pi R kare eksi pi R kareydi. E, burada pi parantezin alınca R kare eksi R kare değil midir? E, R kare eksi R kare zaten neydi? x kare eşitti x kareye eşittir arkadaşlar. Böyle formülle yapmaktansa ispatında bilsek sanki olmaz mı? Bazen formül karıştırılabiliyor. Çünkü niye? Adam bize böyle veriyor, böyle veriyor. Şurası x demiyor da şöyle şöyle çizeyim, böyle çizeyim. Şöyle çiziyor ya. Ya buraya adam 6 veriyor. Tamamını 6 veriyor. Pi 6'nın karesi. Burada kalana eşit diyorsunuz. Ama hayır. Bu 6'ya iki parçaya bölüyor. 3, 3 pi x kare yapıyor arkadaşlar. Halkanın alanı yani pi 3'ün karesi. O yüzden böyle karıştırılabilir olduğundan dolayı sanki bu formülün de nereden geldiğini bilseniz garantiye almanız açısından sizin açınızdan daha iyi olur sanki. Ya formül değil de işte ispatını da yaptık. İspat yöntemini de sorularda da kullanabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Biliyorsunuz. Özellikle formülcü bir yaklaşıma biraz karşı olduğumuzdan e bunların da nereden geldiğini de gösteriyoruz ki sıkıntı yaşamayın. Haydi bakalım bir örneğe. Daire şeklindeki bir karton bir kartondan aynı merkezde bir daire kesilip atıldığında kalan parça bu. Alanı 50 pi birim kare oluyor. Aa, bu kalan parça bir halka değil midir? Evet. Merkezleri aynı olan şey. Peki şekil 2'deki kartona bir doğru parçası çizildiğinde. Doğru parçası çizildiğinde. Doğru parçasının uzunluğu en fazla kaçtır? Mesela bu. Hop. Bir çizdik. Hocam doğru parçası. Daha da büyütelim çizdik. Hocam daha da büyütelim. Tam teğet olduğunda daha büyük olur. Hocam böyle olmaz mı? Sen bir doğru parçası çizmedin. Bak burası boş. Sen buradan çizsen doğru parçası böyle olur. E hocam bunun devamı A böyle olur. Olmaz. Bu doğru parçası olmuyor. İki doğru parçası oluyor arkadaşlar. O zaman en büyüğü isteniliyorsa aslında bizden e, en büyüğü isteniliyorsa aslında bizden ne isteniliyor? Buradaki uzunluk isteniliyor. Sakın şuraya x deyip de pi x kare 50 pi demeyin. Hadi ispatıyla yapalım arkadaşlar bunu. Hocam burası merkez. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Aynı zamanda büyük çemberi de kirişi de iki eş parçaya böldü. Hocam şunlar iki eş parçaya bölündü. X x r en büyük en etkili silahımız yarı çap çizmekte. Burası da r diyecek olursak. Hocam r kare eşittir r kare artı e, x kare olduğundan dolayı bu dursun elimizde x kare neye eşit oldu? r kare eksi r kare eşit oldu. Halkanın alanı 50 pi verilmiş arkadaşlar. 50 pi pi r kare eksi pi r kare olduğundan. Yani 50 pi buradan neye eşit oldu? Pi parantezini aldığımızda r kare eksi r kare eşit oldu. E hocam burada pi'ler gitti. 50 eşittir r kare eksi r kare oldu. Hatta r kare eksi r kare de x kare eşit. Yani 50 eşittir x kare oldu. X de buradan kök 50 eşit oldu. Kök 50 de nedir? 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök kim oldu? Aynen öyle. Evet x dediğimiz 5 kök 2 oldu. Ama cevabımız 5 kök 2 değil. Bu çizilen doğru parçasının en büyük uzunluğu soruluyor. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2x isteniyor. 2x de kaç yapar arkadaşlar? 10 kök 2 yapar. Yani cevabımız 10 kök 2 oldu arkadaşlar. Geldik buraya. Not. Bir notumuz var. Bu da dairede alanda artık farklı arayışlar içerisinde bulunan arkadaşlar için gelsin ki ÖSYM sanki bunu böyle 3-4 yılda ya da 5-6 yılda bir de soruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta 5 6 demek daha sağlıklı olur. Son 4 yılda çıkmadı. Önümüzdeki yıllarda bak çıkacak demiyorum. Çıkmaya aday sorulardan biri. Yani not yani e, çıkmaya aday bu tarzda. Yani bu formülü kullandırıp çıkan sorular çıkmaya aday sorulardan biri. Ay bir konuşamadım ya. Neyse. Önemli arkadaşlar bir yıldız atın buraya bakayım. Şimdi biz daire diliminin ne olduğunu biliyoruz πr kare daire diliminde pi r kare alfa bölü 360. Başka hocam dairede alan formülü var mı diye soracak olursanız, hatta dilimin alan formülü var mı diye soracak olursanız var arkadaşlar işte bu. İspatında yapabiliriz. Birlikte yapabiliriz, sıkıntı değil. Hatta yapalım ya niye yapmıyorsak. Arkadaşlar buradaki dilimin alanı yay uzunluğu verildiğinde x çarpı r bölü 2 eşittir Bak üçgenin alanı gibi yani taban çarpı yükseklik bölü 2. X çarpı r bölü 2 eşittir. İspatını yapalım mı? Haydi yapalım bakalım. Hocam ben dairenin alanının ne olduğunu biliyorum. Pi r kare alfa bölü 360 daire diliminin alanının bu olduğunu biliyorum. Peki burada yay uzunluğu var. Yay uzunluğuyla ilgili bir şey yapabilecek miyiz? X neye eşit? 2 pi r yay uzunluğu alfa bölü 360 eşitleyelim arkadaşlar. Evet. Sen Alfa bölü 360 yerine ne yazabilirsin? Bak alfa bölü 360 hemen dikkatimi çekti burada. Buradaki alfa bölü 360. Alan bulmaya çalışıyoruz ya. Pi R kare. Alfa bölü 360 yerine ne yazabiliriz? Attık öbür tarafa. X bölü 2 Pi R'ye yazabiliriz arkadaşlar değil mi? X bölü 2 Pi R'ye yazsak. Hocam şunlar gitti. Değil mi? O R'ler de gitti. Ne kaldı yukarıda? R çarpı x bölü 2 kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ispatı da bu. Ha hocam bilmemize gerek var mı? İşte ben yay uzunluğunu biliyorsam açıyı da bulurum. Açıyı bulduktan sonra pi r kare alfa bölü 360 uygularım. Evet. Sanki bilseniz iyi olur arkadaşlar. Hatta bilin arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili çok karışık sorular çıkabilir. İspat yöntemi biraz zor olabilir. Biliyorsunuz ve özellikçi değiliz, formucu değiliz ama daire dalan pi kareken, iken hatta dilimin alanı pi re kare alfa bölü 360 iken dilimin alanı aynı zamanda y uzunluğu verildiğinde de şey oluyor arkadaşlar x çarpı r bölü 2 oluyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Hatta çemberin çevresi verirse böyle hocam. Çemberin çevresi burası 2 pi r ise a 2 pi r çarpı r bölü 2 de dairenin alanı yapmaz mı? dilimin alanı hani yay uzunluğu çarpı r bölü 2 ise o zaman tam dairenin alanı da böyle 2 pi r çarpı r bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? 2 pi r çarpı r bölü 2 bak pi r kare aynı zamanda buradan da böyle de gelmiş oluyor. Mesela. Tamam Bu da uygulanıyor. Ama bu kafanızı karıştırmasın. Yay uzunluğu belliyken x çarpı r bölü 2. Üçgenin alanı gibi arkadaşlar. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Hemen akılda kalır. Yay uzunluğu ve alan ilişkisi bu şekilde. Hatta bu sınavda çıktı arkadaşlar. Direkt sordular. Onu söyleyeyim. Bu dilimde böyle bu yamuk bir şekil olduğu zaman olacak arkadaşlar? İspatını siz yapabilirsiniz. Bu sefer ispatla oyalanmayayım isterseniz. Aa hocam yamuğa benziyor. Siz şey de yapabilirsiniz. <laughs> siz şey de yapabilirsiniz. Buraya B deyip hocam bu alanı bulurken x çarpı a artı b bölü 2 eksi y çarpı b bölü 2'den de yapabilirsiniz. İspatını oradan da halledebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü büyüğün alanından şuradaki alanı çıkartıp o şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ama direkt yamuğa benzemiyor mu? Biraz öncekini üçgene benzettiysek taban çarpı yükseklik bölü 2 dediysek buradaki ne olacaktır arkadaşlar? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani x artı y çarpı a bölü 2 tar alanı verecektir. Direkt bununla ilgili böyle bir formülü sordular arkadaşlar. Direkt cevap da buydu ha. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Haberiniz olsun. Bakalım bununla ilgili nasıl bir soru yazmışız arkadaşlar. Bakın çok karışık bir soru gibi gözüküyor. S1-S2 verilmiş 8 verilmiş. Buradaki x uzunluğu isteniyor. ÖSYM'de arkadaşlar böyle bir soru sordu. Buna benzer bir soru sordu. Dikkat edin. Şimdi TBC yayını kaç vermiş arkadaşlar? TBC yayını 16 vermiş. Burası hocam 16. 16'yı yazdık. E, alanla da ilişkili bir şey var. Aa Burada şey var ya önce merkez varsa teğet varsa çek diki uygulayacağız değil mi? Hocam dik üçgen çıktı burada. Peki 16'yı da vermişse alanda varsa heh, siz şimdi e, yay uzunluğuyla ilgili yay uzunluğu verilmişse işin içinde alanda varsa bizim şunu bilmenizi tavsiye ediyoruz. Bu x çarpı r bölü 2 bilmenizi tavsiye ediyoruz. İspat yöntemi bazen gerçekten karışık olabiliyor arkadaşlar. Bunu bilin. E hocam bu yay uzunluğu buraya kadar verilmiş. Keşke burası verilmiş olsaydı. Hemen S1 alanını yazardık. Bu çarpı R bölü 2 diye söylerdik. Ama yay uzunluğu bu kadar verilmişse o zaman ben buraya bir A alanı diyeyim. Ben neyi bulabilirim? A artı S1 alanını bulabilirim. Yay uzunluğuna ait yazacak olursak arkadaşlar. E yazalım bakalım. Burası da R iken. Yani burada A artı S1 alanı neye eşittir arkadaşlar? 16 çarpı r bölü 2 eşit değil midir? Evet. 16 çarpı r bölü 2 eşittir. Hatta buradan ne geldi arkadaşlar? 8 r geldi. E hocam 8'i de kullanayım ben burada. Bak bu bir dik üçgen. Dik üçgende de a, a artı s2 alanında ben bulabilirim arkadaşlar. Hemen onu da yazayım oraya. a artı s2 alanında ne eşittir arkadaşlar? 8 çarpı r bölü 2 eşit. E, bu da ne oldu? 4 r oldu. E ne yapacağız hocam burada? Sana ne verilmiş? Verilen bilgiyi kullan. S1 eksi S2 verilmiş sana. Hemen S1 eksi S2'yi kullan kardeşim. Nasıl kullanacaksın bunu? Hocam A artı S1 belli. A artı S2 belli. Taraf tarafa çıkar. Hemen çıkarıyoruz. Çıkarttığımızda A'lar nanay. S1 eksi S2 geldim Burada geldi. 8 R'den 4 R'ye çıkınca 4 R'ye oldu. Yani ben buradaki işlemde ne yaptım? S1 eksi S2'yi 4 R'ye buldum. Ama S1 eksi S2 neye eşitti? 24'e eşitti. 4 R 24 ise R'yi buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Tamam burası 6. Aa hocam bu da yarı çap. Burada 6. Bu bir dik üçgen. 6, 8 ne üçgen arkadaşlar? 10 üçgeninden X de kaç çıkacaktır? 4 çıkar arkadaşlar. Evet böylelikle bu güzel soruyu da hallettik arkadaşlar. Yani şu formülle alakalı soruyumuzu da halletmiş olduk. Şimdi gençler çember ve dairede benzerlik var. Valla bu ee, anlattığım yerle biraz alakası yok. Ayrı bir konu. Ben videoya burada devam edersem bu video bayağı bir uzayacak. O yüzden isterseniz bir sayfa yaptık az yaptık ama olsun diğer videoda izlerseniz bir 5-10 dakika mola verin isterseniz. Çünkü bu apayrı çember ve dairede da benzerliği ayrı bir şekilde anlatmam lazım arkadaşlar size. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sanırım dairenin son videosu arkadaşlar. Dairenin son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.